Arkadaşlar merhabalar. Örnek 4 olarak isimlendirdiğimiz bir başka kenetleyici devre Clamper örneği ile karşınızdayız. Şimdi gelin bakalım bunu hızlı bir şekilde nasıl çözeceğiz. Burada dikkatimizi çeken ilk nokta burada bu kez bir voltaj kaynağının burada bulunmakta olduğunu görmekteyiz. Ama olsun problem değil bizim için. Artık Clipper devrelerinden yani kırpıcı devrelerden daha çok buna nasıl bir muamele yapacağımızı biliyoruz. Şimdi o zaman burada diyotun geçirdiği taraftan yine şu çiziminizi yapın. Şu şekilde çizdikten sonra bir voltaj kaynağını çizdim. Sonrasında ise buradaki kapasitörü bir sonraki durum olan eksi taraftan gelme durumuna göre ne yapıyordum? Doldurulmuş halinin büyüklüğünü çiziyordum. Burada ilk bu tarafı eksi artı olarak işaretlediniz. Eksi artı olarak işaretlediniz. İkinci kısmı hazırlık manasında ise şu şekilde ilk artısını görüyordu hatırlarsanız. İlk artısını görecek sonrasında eksisini görecek şekilde şöyle doldurup ben kırmızıdan devam ediyorum. Yani bu taraftan gönderme işlemime devam ediyorum. Fakat şu an yazmadım. İlk artısını gördü. Zaten ve inimiz buradaki kaynaklardan büyük olarak kabul edildiği için sıkıntı yok. Bunun işaretini önce alacak. Şurada artısı böyle eksisi böyle bir kaynak gibi dolduracağız. Tamam mı? Şimdi bunu yaparken ama dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Evet dirensiz yolumuzu tercih ettik. Buraya geldik. Burayı düz tel yaptık. Geldik. Devam ettik. Bir voltaj kaynağını görüyorum. Buradaki voltaj kaynağının bağlantısı önemli. Bak, bakın burada eksi artı ile çıkmıştım. Şöyle çizelim. Eksi artı ile yola çıkmıştım. Sonrasında ise karşıma şöyle bir artı eksi bir büyüklüğü de V1 büyüklüğünde olan buradan V gönder, göndermiştim hatırlarsanız. Buradan da karşıma bir V1 çıktı ters yönde. Dolayısıyla size sorum şu. Buradaki V yani total şu üst kısımdaki devre için totalde elimde bulunan toplam kalan volt ne kadar oluyor? Şunu da <laughs> şunu diyor musunuz bana? V eksi V1'lik bir Voltaj kaynağı. İşte buradaki toplam voltaj kaynağını ne buluyorsanız, işte buraya da doldurmanız gereken voltaj kaynağı yani kapasitörün dolduğu voltaj kaynağı da V eksi V 1 kadar olacak. Bunu buraya düzgün şekilde yazmanız önemli. Sonrasında ise bakalım bunu nasıl kullanacağız ilerleyen e, bu taraftaki kısım için düşündüğümüzde göreceğiz. Şimdi burada artık benim işime sıkıntı gelen başka ne var diye bakıyorum. Devremizi bir tamamlayalım şu şekilde. Tamamladıktan sonra size sorum şu. Tamamladıktan sonra sorum şu. İlk başta bu kısma odaklanacağınızı biliyorsunuz. Yani sıfırdan t bölü 2 yani pozitif kısım için çizdirmem gereken şey ne? Ne görürüm outputta? Bana şu soruyu söyleyin. Şuradaki outputum neyi görüyor? Bakın bakın yine burayı görüyor. Burada herhangi bir direnç olmadığı için her, her zaman burayı tercih edecek, gidecek akımlar buraya uğramayacağı için zaten output'u buradan alamam. Nereden alıyorum? Dikkat edin yine bu kısımdan alıyorum. Eğer ki şuradaki voltaj kaynağı olmasaydı 0 volt çiziyorduk hatırlarsanız şu şekilde çizecektim fakat dikkat ederseniz burada kimi görüyor? Artısı artısını gören, eksisi eksisini gören yani düzgün bağlanmış diye isimlendiriyorum ben bunu. Veya diğer hatırlarsanız kırpıcı devrelerden artısı neyi görüyorsa onu işaretleyin diyordum. Artı taraf kime bakıyor? Artı tarafı gördüğü için, artı tarafa daha yakın olduğu için artı çiz demek. Artı ne çiz diyor bana? V birlik bir kaynağı çiz diyor. Şu şekilde çizerim, çizelim mi o zaman? Şurası V1 büyüklüğünde mi olacak? Şurasına isim isimlendirelim. Şöyle V1 büyüklüğünde çizdim. Şimdi diğer taraftan yolumuza bir devam edelim bakalım. Az kaldı bitirmek üzereyiz. Şimdi diyorum ki size bu taraftan yola çıkın. Yola şöyle çıktınız. Yola çıkarken önünüze bir şeyler çıkıyor. Ne çıkıyor diye bakıyorum. Diyor ters çevrilmiş şekilde. Buradan geçecek midir? Hayır bu tarafa gidemeyecektir. Zaten bu da çalışmayacaktır. Bu da buradan geçemeyecektir. Bu biraz önce bu tarafta nasıl çalıştı diye soran olabilir, soranlarınız olabilir. Bu bu tarafı V1'i açtan bunu aktif hale getiriyor diyotumuzu ama aktif hale getirince de V1 de çalışmaya çalışacağı için mecburen V1 aktif hale geldiği için burada buraya V eksi V1 kadar yazmak zorundayım. Fakat bu taraftan gelirken hiçbir şekilde bu diyotu açacak bir durum olmadığı için buradaki V1'e hiç takılmadan zaten bu tarafa uğramayacağımız için takılmıyorum da yoluma devam ediyorum direnç üzerinden artık. Bu kez biraz direnci uğrayalım değil mi? Biraz önce hiç uğramamıştık. Direnci uğradık. Devam ediyorum. Direnci uğradıktan sonra yoluma devam ediyorum ve dikkat edin. Şurayı bir kere böyle yazdık değil mi? Eksi A şeklinde ne yazık. Burada artık sıkıntı yok. V büyüklüğünde gidiyorum yine. V büyüklüğünde eksiye takılmıyorum. Niye zaten yolumu ters aldım. Bu ters aldığım için artık eksiye takılmama gerek yok diyorsunuz. V ile gittim. Artık burayı normal işlem halinde yapın. V ile gittim. Ee, yoluma devam ettim. Şimdi düşüneceğim elimde toplam ne kadar volt varsa o da V out'ta gözükecek diyeceğim. Şöyle yolu bir tamamlayalım. Ondan sonra size sorum şu totalde ne kadar volt var onu söyleyin bana. Totalde olan voltu bana şöyle söyleyin. Ben size diyorum ki totalde olan volt eksi artı ve kadarlık voltum var. Sonra yoluma devam ettim de ne görüyorum? Yine eksi artı v eksi v1 kadarlık bir büyüklük görüyorum. Var mı burada bir sıkıntı? Yok. Bu ikisi birbirine seri halde toplanacak halde mi? Eksi artı eksi artı ise beni biliyorsunuz bunu toplanır. Ne kadar büyüklüğüm var? 2v eksi v1'lik bir toplam büyüklüğüm var ya. Şimdi ikinci kısmı artık biliyorum ki şimdi şu kısımdayım. Bu kısma ne çizeceğim diyorum. Üst kısmımı çizeceğim, alt kısmımı çizeceğim. Onu artık karar vermek kaldı. Şunu artık farkındasınız. Buradaki 2V eksi V 1lik büyüklük otomatikman buradan akan i çarpı R'ye eşit olacak. Bu i çarpı R 2V eksi V1'e eşit olacak. Peki artı büyüklük mi olacak? Eksi büyüklük mi olacak? Buna karar vermek adına ne yapıyorduk hatırlarsanız. Bu taraftan giderken ilk nereden geçiyorum bakın. İlk geçtiğim tarafın işaretini alacağına da görüyorum. Bunu da zaten önceki derslerde size öğretmiştik. Dolayısıyla bunun önüne şöyle bir büyüklük var. Bunu iki varyasyonla yazabiliriz. Eksi direkt koydum şu şekilde. Veya ne diyebilirim? Dağıtarak da yazabilirim. Ne yazacağım o zaman? Eksi 2V artı V1 büyüklüğünde. Büyüklüğünde yazabilirim. Şu şekilde yazıyorum o zaman. Bakın demek ki şu kısımda eksi 2V şöyle yazalım şuraya eksi 2v artı v1. Lik bir büyüklüğüm olacak. Eksi 2v artı v 1 lik bir büyüklüğüm olacak. Şöyle hangi tarafa çizeceğim bunu? Buraya çizeceğim. Onu da mavi ile çizelim şu şekilde size. Şöyle çizdim. Ondan sonra şurayı birleştirelim. Sonrasında şurayı birleştirelim. Sonrasında ne olacağını biliyorsunuz artık. Böyle bunu bu şekilde yola devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Sonrasında tabii kötü çizdim ben orayı. Şöyle güzelce çizelim. Biraz daha özenelim. Özenilmiş halde de çok güzel olmadı ama olsun. Önemli olan burada mantığını anlamak bu işin. Bu işin mantığını anladığınız takdirde bunu da beğenmedim. Şöyle yapalım. Biraz daha düzgün çizelim böyle devam edecek yoluna. Ve sağlama işlemini her zaman yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şöyle yapalım. Sağlama işlemi yine buradaki en uçla şuradaki en uç arasındaki mesafe ne kadardı bizde? 2V büyüklüğündeydi. Şimdi bakalım buradaki uç ile mesela şu uç ile şu uç arasında ne kadarlık bir voltaj farkı var diye size sorduğumda bana ne diyorsunuz? Şurada V1 büyüklüğü var. Şöyle yazalım. V1 büyüklüğü var. Şurada, şurada ne kadarlık bir büyüklük var? Eksi 2V, yani eksi yazmama gerek yok da hani şöyle yapalım. Eksi 2V artı 1 büyüklüğüm var. Şimdi dikkat edin. Şurada şöyle yazsam daha net anlaşılacak. Aslında şöyle yapmam gerekiyor. Buradaki farkın 2V olduğunu görmeniz için eksi parantezine tekrar alıyorum Eski haline bakın. Eksi 2V eksi 1 Sonrasında ise şu eksiye takılmadan şuradaki mutlak değeri söyleyin bana. Burada mutlak değer olarak ne kadarlık bir büyük var, büyüklük var. Oradan daha net anlayacağız. Bakın şunu sildim. Sorum su, sorum şu size. Şu kısımda mutlak değer olarak düşündüğünüzde eksi kısımda şu eksiyi görmezsem eğer ne kadar bir büyüklüğüm var? 2V eksi V1 büyüklüğüm var. Değil mi? Şu, şu kısımda 2V eksi 1 V1 büyüklüğüm var. Bu kısımda mutlak değer olarak ne kadar büyüklüğüm var? V1 büyüklüğüm o kadar. Bu buradaki büyüklüğü buradaki büyüklükle topladığımda neyi vermesi gerekiyor? 2V'yi. Buradaki büyüklük ne kadar? V1. Buradaki büyüklük ne kadardı? Eksiyi görmeden 2V eksi 1'lik bir mutlak değerim vardı. 2V eksi 1'i 2V eksi V1'i yazdım. Sonrasında ise buradaki V1'imi gördüm. Bunu da eklediğim zaman buna neyi görüyorum dikkat edin. Birbirini götürüyor ve 2V'yi yine görüyorum. Yani olur da sınavda şöyle çizebilirsiniz veya bu soruyu çözerken şöyle yazsanız da olur. Yani mesela şuraya herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Mesela şu şekilde gösterebilirdiniz. Direktman şurayı şuradan şuraya 2V yazarsanız bunu çözen kişi, yani buna bakan kişi şunu anlar. V1 buraysa zaten otomatikman buraya da, eğer buraya 2V diyorsanız, buraya V1 diyorsanız otomatikman zaten buraya yazmanıza gerek olmuyor. Niye? Çünkü bunu anlayacaktır karşıdaki kişi, anlamak zorunda. Niye? Buraya V1 demişim, şuradaki mesafe 2V olmak zorunda diyorsunuz. O zaman otomatikman buraya zaten eksi parantezinde 2V, 2V, eksi B, V1 veya e, e, eksiyi dağıtırsam eksi 2V artı V1'lik büyüklük olacağını, anlayacaktır diyelim ve bu soruyu bu şekilde biraz sonlandırmış olalım. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.